Şimdi otomotiv satışlarına ilişkin aslında önemli bir açıklama yaptı BDDK Başkanı ve yerli otomobil çıktıktan sonra dedi belli bir takım limitler var araç alımlarında. O limitleri güncelleyeceğiz dedi. Şu an itibariyle alınan limitlerde örneğin 120 bin liralık bir araç bunun %30'u için kredi kullanabiliyor tüketiciler. Bunu revize edecekler. Peki bu piyasaya ne getirir? Oydar Başkanı Turgay Mersin'le birlikteyiz bugün. Hoş geldiniz yayına Turgay Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar Merve Hanım. Teşekkür ederim. Aslında bu önemli bir düzenleme. Yani bunun tabii yerli otomobilin çıkışı işaret ediliyor ama öncelikle bu düzenlemeyi sorayım. Çünkü %30'luk bir kısmı en azından 120 bin tarafındaki araçlar için yapılıyor. Bunun güncellenmesi, yukarı yönlü revize edilmesi ne getirir piyasaya? Evet, geçen programda da konuşmuştuk biraz ama bugün daha açıklıkla konuşmak gerekirse... hafta başında Sayın Başkanımızla ziyarette bulunmuştuk. Bu ziyaretimizdeki burada güncellemenin artık gereksinim olduğunu, çünkü araç fiyatlarının arttığını ve bu artıştan dolayı da bu taksit oranlarının güncellemesi acilen gerektiğini anlattık. O da sağ olsun anlayışla karşıladı. Dün akşam canlı yayında da kendisini bunu ifade etti. Aslında orada yerli otomobille söylemek istemediğini düşünüyorum. Çünkü yerli otomobilin daha çıkması önümüzde en az bir buçuk yıl daha var. Dolayısıyla bunun güncellenmesi akşam sabah olması gerekiyor ki olacak diye düşünüyoruz. Oradaki kullanım oranları 120 bin liradaki rakam %50-%60 seviyelerinde. Esas oradaki sıkıntı 300 bin liralık araçlar %30 kredi kullanabiliyor müşterimiz. O da çok az bir dilim. Biz onu 300, dilimi 450 bin lira çıkartılmasına ve 450 bin liranın da %80'inde kredilendirmesine yönünde yazıda telkinde bulunduk ve bunu da 60 ay vadeye kadar uzatılması gerektiğini anlattık. Bunu da altında şöyle doldurduk. Bugün biliyorsun hane halkının artık giderleri arttı. Dolayısıyla taksit sayıları uzamazsa taksit miktarları daha çok müşterimize gelecek. Dolayısıyla taksit sayılarının uzaması ve kredi kullanım oranı yükseltilmesiyle taksit miktarının azaltılması anlamında müşterilerimiz ve vatandaşlarımız daha kolay araç sahibi olması gerektiğini anlattık. Tabii ki enflasyonun yürümesiyle ve büyümesiyle ilgili endişeleri olduklarını söylediler. Ama hepimiz biliyoruz ki otomobil artık bir ihtiyaç. Müşterilerimiz bu ihtiyacı karşılamazsa sıkıntı olur ve yerli sanayiyi de açıkçası öldürmüş oluruz. Dolayısıyla oradaki güncellemeni akşam canlı yayında söylediği gibi akşam sabah yapacağını düşünüyoruz. Yerli otomobile beklemesi o ayrıca bir destek anlamında söylemek istemiş olabilir. Onu hep beraber yerli otomobil çıktığında hep beraber yaşayıp göreceğiz inşallah bir anlamda yapacaklarını. Önemli bir şey söylediniz Turgay Bey. Yani tabii dediğiniz gibi BDDK Başkanı da aslında bu yakın dönemi işaret etmiş olabilir. Yani belki bunu yerli otomobilde de yapacağız demek istemiş olabilir. Ama ben şunu sormak istiyorum bundan bağımsız. Çok önemli bir şey söylediniz. Fiyatlar yüksek. Dolayısıyla insanlar daha fazla kredi çekseler de bunun çok uzun süreli olmasını istemezler. Yani bir ev kredisi gibi taşıt kredisi almak herhalde hiçbir tüketici istemez. Dolayısıyla sizin beklentiniz nedir? Yani burada çünkü bekleyen bir talep var. Hani gerçeği konuşmak gerekirse insanlar fiyatların çok yükseldiğini ve bir şekilde aşağı yönlü bir revize bekliyorlar. Burada bir düzenleme beklentiniz, talebiniz var mı? Çünkü işte ilk ayda daraldı Ocak ayında %13'lük bir düşüş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ne kadar devam edebilir? Bu sonuçta ekonomi yönetiminin de istediği bir şey değil, değil mi? Araç satışlarının durması, bekleyen talebin ertelenmesi. Dolayısıyla stratejik bir takım hamleler gerekiyor. Bu kredi haricinde nasıl bir beklentiniz var piyasada? Evet, işte çok doğru söylüyorsun. Stratejik hamleler gerekiyor. İşte o hamlelerin bir tanesi de bu şeylerin güncellenmesi. Biz zaten Ocak ayından beri randevu istiyorduk Sayın Başkanımızdan. 31 Ocağı nasip oldu. Dolayısıyla onu %13 daralan bir pazarda bu daralarak gidebilir. Keza devletimizin bundan ÖTV gelirleri de var aynı zamanda. Dolayısıyla pazarın daralması onların işine gelmez. Tabii bu şunu anlatmaya çalıştım az önce işte 60 ay vadeye kadar yapılması veya 48 ay vade olması şu anlamda söyledim. Araç fiyatları geçen seneye göre arttığı için malum her şeyin arttığı gibi onlar da arttı. Taksit sayısı atıyorum 3000-4000 TL gelirken bir anda 6-7 bin lira çıkmaya başladı taksit sayıları. Eğer taksit sayısı uzarsa oradaki miktar azalır anlamda söyledim. Yani ödeme kolaylığı anlamında daha güzel olur anlamda anlatmaya çalıştım. Taksit miktarının 60 aylık vadeye çıkmasıyla. Tabii ki çok uzun vade tüketici almak istemez ama mecburen bazen tercih ediliyor. Dediğim gibi taksit
miktarının düşmesi açısından. Taksit miktarı derken rakama kastetmeye çalışıyorum. 3 bin lira, 5 bin lira, 7 bin lira anlamında. Evet. Onun düşmesi anlamında söylüyorum. Tabii ki sektörümüzün başka beklentileri de var. İşte faizlerin düşmesi anlamında her sektörün beklediği gibi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı bu tedbirlerden sonra umarım faizler düşecektir diye düşünüyoruz. Eğer önümüzdeki günlerde faiz desteği de olursa bu sektöre karşı ve diğer sektörlere karşı satışların düşmeden hatta yukarı yönde evrileceği aşikardır. Ama öncelikle hızlı bir şekilde BDDK'nın bu kredi kullanım oranlarının ve taksit sayının artılması yönünde hızlı bir şekilde açıkçası karar alması lazım. Tabii burada siyasi otoritenin de bunu karar veriyor olması lazım. Dediğim gibi bize anlayışla karşıladılar. Dün akşam da söyledi başkanımız. İnşallah bunlar akşam sabah güncellenecektir diye düşünüyoruz ve umut ediyoruz açıkçası. Çünkü Şubat ayında da pazar daralabilir. Hı hı. Dediğim gibi burada ciddi bir ÖTV geliri var devletimizin. Buradan da herhalde fedakarlık yapmak istemez sevgili hükümetimiz. Matrahta bir değişiklik beklentisi var mı sizin için? Yani yine bu ÖTV matrahlarında farklı farklı değişikliklere gidilebilir mi? Çünkü dediğiniz gibi tüketici evet bir krediye ne kadar nasıl ulaşabileceğine bakıyor. Faiz oranlarında bir hani kurumlar arası ya da markalar arası bir takım avantajlar sağlanabiliyor mu şu ortamda, onu sorayım. Bir de bir ÖTV matrah düzenlemesi yeniden var mı? Valla ÖTV matrah düzenlemesi biliyorsunuz geçenlerde yapıldı. Evet. Hükümet yetkililerine buradan teşekkür ettim. Ettik hep beraber. Ama tabii ki yeterli değildi açıkçası. Biz daha farklı bir matrah güncellemesi bekliyorduk. Akşam sabah böyle bir güncelleme beklemiyoruz artık. Belki önümüzdeki aylarda fiyatların durumuna göre nereye gideceğine bakarak belki tekrar isteyebiliriz. Ama şu anda böyle bir beklentimiz yok. Zaten o matrah güncellemesiyle 20 bin ile 40 bin arası B ve C segmenti araçlarımızda fiyat indirimleri oldu. Dolayısıyla şu aşamada yok. Dediğim gibi o çok istediğimiz kadar olmasa bile her şeye rağmen bir güncelleme oldu. Bunu da dediğim gibi bu BDDK'nın güncellemesiyle beraber eklersek satışlarımızı bir düşüyor olacağına da inanmıyoruz. Hı hı. Bunu buradan da söylemişken ikinci el fiyatlarının da %10 ile %15 arasında geri gelme oldu Aralık ayından bu tarafa. Özellikle hı hı. 20 Aralık'tan sonra. O yüzden buradaki düşüşün de halkımızın, vatandaşlarımızın, müşterimizin yararlanmasında yarar var. İkinci elde ciddi anlamda fiyat indirimleri oldu açıkçası. Turgay Bey çok teşekkür ederim yayına katkı için. Ben teşekkür ederim. Değerlendirmeleriniz çok teşekkür için. İyi yayınlar diliyorum size de. Sağ olun. Size de. Teşekkürler. İyi hafta sonları diliyorum ben de size. Turgay Mersin'i ağırladık. Böylece bu bölümü kapatıyoruz. Şimdi piyasa gündemiyle Uğur Korkmaz burada olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.